Tarih ve gezi sevdalıları kanalıma hoş geldiniz. Bursa'nın en çok gezilen görülen noktalarından Tophane Parkı girişindeyiz. Tophane denilmesinin sebebi bu yüksek yerde zaman içerisinde top atışları yapıldığı içindir. Ramazan'da sahur ve iftar vakti özellikle burada top atışı yapılıyordu. Artık gerçi karşıda gözüken saat kulesi önünde bir ses bombası patlatılarak Ramazan duyuruları yapılıyor. Bu Tophane Parkı girişinde değerli dostlar iki önemli türbe yer alıyor. Sol taraftaki Osmanlı Devleti'ni kuran, Osmanlı Devleti'nin adını veren Osman Gazi'nin türbesidir. Hemen sağdaki girişteki ise Orhan Gazi, Bursa'mızı fetheden 1326 tarihinde Bursa'mızın Fatihi Orhan Gazi Türbesi'dir. Değerli dostlar, ben size bugün bu Orhan Gazi Türbesi'nin arkasında yer alan bir kabri göstermek istiyorum. Bir garip kabirdir ve kime aittir, o kabirdeki yazı nedir onu size tanıtmak istiyorum. Hemen Orhan Gazi Türbesi'nin bakın yanında yer alan demir parmaklı bu mezar, değerli dostlar, kime aittir? Mezar taşını okuyarak size bilgi vermeye çalışayım. Değerli dostlar, mezar başlığından burada yatanın bir erkek olduğunu anlamış oluyoruz. Fakat değerli dostlar, yatan kişiyle ilgili bir bilgi yok. Kime ait olduğu ile ilgili bilgi yok. İsmi geçmiyor. Mezar taşında geçen ibareler şunlar. En yukarıda levha halinde Huvel Hayyül Baki, genelde mezar taşlarında yazan o hay ve baki olandır. Allah'tır baki olan, bizler faniz anlamında onu yazmış. Altında ise ikinci satırdan yaklaştıralım. Kalen Nebiyyi sallallahu aleyhi teala aleyhi ve sellem. Bakın ikinci satırda Kalen Nebiyyi salle, üçüncü satırda sallallahu birleştiriyoruz. Allahu Teala aleyhi ve sellem ve hadis metninin bakın görüyoruz. Men mate gariben fekad mate şehiden. İlginç bir hadis ve sonunda da hadisin sadaka Resulullah, Resulullah muhakkak doğru söyledi manasında ifadesiyle bitiyor. Ne demek men mate gariben fekad mate şehiden? Garip olarak ölen, men mate gariben, garip olarak ölen fakat mate şehiden, şehit olarak ölür anlamında bir hadis olduğu ifade ediliyor. Değerli dostlar, bu kişinin Hintli bir prens olduğu, buraya geldiği, garip olarak burada vefat ettiği ve buraya gömüldüğü şeklinde bir rivayet mevcuttur. Doğrusunu bilemiyoruz fakat kaynaklarda böyle bir ifade yer alıyor. Ayak taşında herhangi bir yazı yok. Sadece bu baş kısmındaki yazı da bir hadis metni şeklindedir. Bunu sizinle paylaşmış olayım. Garip olarak vefat eden, şehit olarak vefat eder ifadesini de bu mezar taşında okumuş olduk. Burada yatan kişinin ve Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine yatanların ruhlarına da Fatiha'mızı gönderelim.